Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programının 66.sında yine beraberiz. Bu hafta adalar ve UNESCO sürecini konuşuyor olacağız. Konuklarım Dünya Mirası Adalar girişiminden Derya Tolgay ve Alp Orçun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok güzel sizleri burada ağırlamak ve adaları tartışıyor olmak. Sağ olun, eksik olmayın. Sayenizde biz de bir sürü şey söyleyeceğiz. Öncelikle isterseniz girişiminizden bize biraz bahsedin. Hı hı. Ve öncelikle şey de bize çok heyecan verici geliyor. Adalarda sırf sizler değil, birçok sivil girişimin evet. olması da çok heyecan verici. Hepsinde aslında sizden dediğim kadarıyla dirsek teması içerisinde hareket ediyor olmaları da bizim için çok heyecan verici. Belki sizin girişiminizin hedefi, kuruluş sürecini sizden dinleyebiliriz. Evet, biz aşağı yukarı bir sene, 7 ay önce adalı bir grup arkadaş, kimimiz yaz kış oturan, kimimiz yazlıkçı olaraktan bir beraber toplandık. Tamamen sivil ve gönüllü bir araya geldik. Amacımız adaları UNESCO sürecine hazırlamak. Niye bunu düşündük diye merak edenler için söyleyelim. Yani karşımızda bir İstanbul örneği vardı. Oraya baktığımız zaman hiç hoşumuza gitmeyen bir manzara var. Adeta bir hafızasızlaştırılmak gibi bir durumumuz vardı. Hiçbirimizin evleri neredeyse kalmadı. Yani benim çocuğuma gösterebileceğim doğduğum ev bir gösteremiyorum. Ya çok hızlı bir dönüşüm ve tahrip eden bir dönüşememe adeta vardı. Bu tehlikeyi adalar içinde düşündüğümüz için neler yapabiliriz diye UNESCO bizim için çok iyi bir araç. Araç diyorum çünkü hani başka çok araçlar da yok bunun için. Biz de bir sivil toplum olarak bir çekirdek ekibiz. Yani buradan ben söylemek istiyorum arkadaşlarımın isimlerini. Güzel. Topu 7 kişi olarak kurulduk çünkü. İşte Alp ve ben varız. Asu Aksoy var, Profesör Asu Aksoy. O da Kültür ve Sanat Bölüm Başkanı Bilgi'nin. Evet. Korhan Gümüş var. O da 2010 Kültür Başkenti Direktörü'ydü. Evet. Zeynep Zihli var. Emine Altunel. Yine akademiden Zühre Sözeri. Ve tabii bir de Profesör Işık Aydemir zaten Europa Nostra'nın da şeysiydi, başkanıydı. Onun da çok desteği var ama esasında bu bizimki çekirdek görünümün etrafında çok geniş halkalar var destekçi olarak. Bir kere zaten beraber çalışmaya zorunlu olduğumuz kurumlar var. Bir belediye olmadan, Kültür ve Turizm Bakanlığı olmadan zaten bunlar şeye gidemez, müracaat edemez. Bunlarla zaten beraber çalışıyoruz ama bunun yanı sıra üniversiteler var, kent konseyi var, Adalar Vakfı var, Adalar Müzesi var. Ve bir de ismini belki saymalı mıyız bilemiyorum, zamanımız yeter mi ama hem Europa Nostra'nın hem İKOMOS'un hem şeyin UNESCO'nun İstanbul başkanları, ekibi ve bu üniversitelerdeki UNESCO kürsülerindeki kişilerin hemen hemen çoğu bize bu çalışmalarımızda destek oluyor. Bu tabii çok önemli bir faktör. Şimdi adalar sadece Türkiye'de değil, esasında yani dünyada da özel bir yere sahip. Yani eşsiz diyebileceğimiz özellikleri var bu kozmopolit yapısı özelliğiyle de. Yani bu kozmopolit yaşam adada çoğu yerde görebiliyorsunuz. Mimari yaşamında, şeyinde az da kalsa halen İstanbul'un bir küçük parçası. İstanbul'a hem yakın hem uzak. Evet. Ve bu sayede esasında kalabilmiş, biraz da korunarak gelmiş. İstanbul kadar çok fazla tahrip olmamış. Bu bir şans esasında. Tabii bir de en büyük olay sit alanı. Evet. Yani sit olmasıyla da korunmuş. Ama belki biliyorsunuz adaların çok önemli bir özelliği var. 1930'lardan beri yasal olarak motorsuz araç, yani benzinli motorlu araç
girişi yasak. Belki bugüne kadar korunmasında da önemli bir faktör olarak söyleyebiliriz. Çünkü genel olarak şey denir ya, araçlarla beraber, otoyollarla beraber hemen yapılaşma da beraberinde geldiği için belki korunmasında önemli bir faktör olarak söyleyebiliriz. Çok önemli bir faktör. Haliyle burası yasalarda da açıp baktığımız zaman tamamıyla adaların hepsi yaya bölgesi olarak gözüküyor. Bu çok 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 değerli belki bir şey. Eski fotoğrafları da arkadaşlar yayına verebilirler. Eski fotoğraflarını beraber de görebiliriz bunları. Evet. Siz ne eklemek istersiniz? Valla şu tabii biz böyle bir iyi niyetle yola çıktık. Evet. Adaları korumanın bir yolu olarak düşündük. UNESCO Dünya Mirası listesine girmeyi. Fakat tabii aynı zamanda şöyle bir şey de var. Ve bu listeye girmek o kadar kolay olmadığı gibi o listede kalmak diye bir zorunluluk da yok. Yani bu şeyler o listeye girmek için gerekli kaliteler ortadan kalktığı zaman, o kriterlere uygun olmaktan çıktığı zaman söz konusu bina, kültür vesaire şey oluyor. UNESCO reddediyor. Yani daha fazla kalamazsınız bu listede diyor ve dünyada bunun örnekleri var. En başta Madrid var mesela son zamanda olan. Türkiye'den örnekler var falan. Tabii mesele şu, şimdi Derya'nın da söylediği gibi sit meselesi şimdiye kadar adaları koruyan çok önemli bir faktör. 84'te adalar sit alanı ilan ediliyor. Hı hı. Bütün adalar ve bütünüyle sit alanı ilan ediliyor. Fakat sonra biz bugün işte böyle bir karara varırken şunu da gördük. Bu sit kararları 1/5000 o zamanki planda, ondan sonra yassı adanın statüsünün değiştirilmesinde, büyük adada neydi yapı? Principia Palace. Hayır şey bu, yapıldı ya, yani özel kanunla yapılan. Lido ve şey Seferoğlu. Seferoğlu. Mesela böyle örnekler var önümüzde, yani bu sit kararına aykırı işler de yapılıyor. Tabii yassa da. Yassa yani. Değil, söyledim zaten. Pardon. Ondan sonra yani dolayısıyla bu UNESCO meselesine önce o kriterlere uymak, sonra da o kriterlere uygun yapıyı sürdürebilmek lazım. Evet. Çünkü bu tabii şöyle bir şey, ya bu işe bir yerel yönetim birimi talip oluyor ve ön çalışmaları yapıyor. Evet. Ya da bizim de uğraştığımız gibi bir yurttaş girişimi buna başlıyor. Evet. Ve bunun arkasına alınması zorunlu birimler var. Bunlar Türkiye örneğinden bahsedecek olursak Turizm ve Kültür ve Turizm Bakanlığı. Çünkü UNESCO'ya başvuru yapabilecek merci Kültür ve Turizm Bakanlığı. Evet. Dolayısıyla bizim ilk önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı ikna etmemiz gerekiyor. Evet. Buranın korunmakta olduğuna ve korunmasının sürdürülebilir olduğuna. Evet. Ondan sonra da onların başvurusuyla UNESCO'nun o ön karar sürecini belirlememiz lazım. Ya öyle UNESCO'ya böyle bir başvuru da alınmıyor. UNESCO ciddi olarak bu kendi bir dizi kriteri var. Onlar bir liste halinde elimizde. Onlara uygunluğu sürekli baştan denetlediği gibi sürekli de denetliyor. Tabii burada gene Derya'nın söylediği gibi şöyle bir meselemiz var. Biz adayı sadece yapılarıyla ve mevcut kurumlarıyla bir, tabii ki bunlar çok önemli, işte doğası, efendim mimari mirası vesaire. Fakat biz bunu aynı zamanda değil, esas olarak bir gelişen yapının, bir kültürel varlığın UNESCO kriterlerine uygun olduğunu düşündüğümüz için yapıyoruz. Çünkü ada ya, tarihinden gelen fakat bugün de gelişmekte olan ve sadece o yapılarla sınırlı değil, dediğim gibi bütün bir kültür varlığıyla UNESCO Dünya Mirası listesine ancak aday olabilir. Yoksa benzeri yerler var dünyada. Evet. Eski eser olan yerler var, çok güzel tabiatı olan yerler var. Bunların tamamı ile birlikte. Ve bir de tabii bizim burada önem
ile üzerinde durmamız gereken nokta bunun, bu değerin belli makamlarca veya hatta iyi niyetli bizim gibi kişilerce de belirlenmesi değil. Biz bunu orada yaşayanlar, yaşamış olanlar, yaşayanlar ve yaşayacaklarla birlikte ortaya koymalıyız. Dolayısıyla hem geniş bir katılım gerekiyor bunu koymak için ve hem de gönüllülük gerekiyor. Yani bir yeri orada yaşayanların isteğinin tersine bu listeye aldırmak, orayı bir dünya mirası ilan etmek mümkün değil. Benim söylemek esas yani bu UNESCO süreciyle ilgili bu. UNESCO süreci yoksa kendisi bürokratik bir süreç. Evet, belki kültür mirasının altına tekrar çizmek lazım. Çünkü belki ülkecek aslında vatandaşlar aşinalar biraz. Yani bir somut mimari bir yapının ya da bir bölgenin korunmasına aşinalar ama kültür mirasının kavramı bize hala çok oturmuş değil. Burası bir Bergama değil yani. Evet, aynen öyle. O bütün kültürün içerisine giren yani işte edebiyatıyla, işte gastronomisiyle her şeyle beraber aslında bir kültür üretimiyle, üretimiyle, zanaatleriyle çok geniş bir aslında perspektiften bahsediyoruz. Evet. Bu da tam dediğiniz gibi aslında müthiş katılımcı bir çabayı da otomatik olarak beraberinde getiriyor. Anladığım kadarıyla da siz bu sürecin ilk nasıl diyelim tohumlarını atıyorsunuz. Hı-hı. Belki neler yaptığımızdan bahsetsek daha olabilir. Yani bu süre içerisinde neler yapmaya gayret ettik. Evet. Öncelikle zaten bir arama toplantıları yapmak amacımıydı. Evet. Çünkü bizler bilen değiliz, bilmeyeniz ve haliyle hepimiz öğreniyoruz. Kolaylaştırıcı olmaya uğraşıyoruz. Tabii, birleştirici yani bütün bu kurumları, bütün adalarla ilgili çalışma yapmış olan her türlü kurum, kişi bizim için... Bakın şimdi şeyde de o görünüyor. Evet, yaptığımız toplantılardan biri bu. Evet, çok güzel. Evet, bu esası ilk toplantılarımız değil. İlk iki tane toplantıları daha büyük katılımlı yaptık. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da bir arama toplantımız daha oldu. Ondan sonra SALT'ta bir toplantımız daha oldu. Burada hep bu konuyla ilgili çalışma yapmış kişiler. Hep aktarımda buldular ve hep beraber miras nerede? Çünkü miras diyoruz, herkes için miras farklı bir şey olabilir ya da tam tersi gözümüzün önünde olan bir şeyi görmüyor da olabiliriz. Bu pırıltılı katkılarla beraber biz de yeniden başka şeyler düşünmeye başladık. Bilmediğimiz şeyler öğrendik. Burada hepimiz öğrenciyiz özetle. Bir de bunun dışında sahada yaptığımız çalışmalar oldu. Bunlardan bir tanesi Leventenlerle beraber işte Heritage Foundation, onların Londra ofisinden de kişiler vardı. Böyle çok hızlıca spontan geliştirdik ve o bir katılımla beraber yani orada mimarlar vardı, sanat tarihçileri vardı. İşte hem ICOMOS'un bir üyesi olan Profesör Paolo Gerardelli vardı. O da Boğaziçi'nde öğretim üyesiydi. O gezi de mesela çok bilgi sahibi olduk. Çünkü o adadan başlayarak o geziyi biz yetimhanede sonlandırdık. Hmm. Ve yetimhanede öyle bir grup vardı ki herkes kendisindeki bilgiyi aktardı. Hmm. Ve bir kolektif ekstra bilgi sahibi olduk. Şimdi bunları anlatırken bizim atlamamız gereken çok önemli bir şey var. Eğer yaptıklarımız kendi içimizde kalsa biz açıkçası çok başarılı olmazdık. Bilmiyorum başarılı mıyız değil miyiz ama ben oldukça iyi buluyorum yaptıklarımızı. İyi gidiyor. İyi gidiyor diyelim. Ama bir şeyin gerçekten önemini belirtmeden geçemeyeceğiz. Bizim elimizde çok önemli bir iletişim aracı var. Buradan ben hepimiz adına Açık Radyo diyorum. Bize bir kanal açtı. Burada bu çalışmalarımızı ve yerelde yaptığımız özellikle altını çizmek isteriz. Demokratik katılımlı bir model ve bir radyo programı oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de bu UNESCO sürecinin biz siviller tarafından başlayan kısmını bir fiil her programda konuklarımızı ağırlayarak biz sadece açıcıyız, soru soruyoruz.
Ve onlardan bilgi alıyoruz. Ve bir şekilde de envanter esasında oluşturuyor bir taraftan. Evet. Ya zaten biliyorsunuz Açık Radyo'nun 94.9, buradan söylemek istiyorum. Bu sırada da destek günleri var. Destek de olabilirse belki izleyicilerimiz. Evet. Şey çok önemli tabii ki, yani bir sivil girişimin iletişim en büyük problem. Yani bu sesimizin duyulması, özellikle yerel çalışmalar yapan girişimlerin seslerini duyurması zor. Ama özellikle bu tarz, işte aynı zamanda Medyascope da bizim için öyle. Evet. Müthiş bir kaldıraç görevi görüyor. Hem çalışmalarınızın arşivlenmesi, hem de katılım almak bağlamında ve şeffaflaştırmak bağlamında. Bu şey, yani ben yayın etrafında... çok özür dilerim. Şu UNESCO'nun radyo ile ilgili bir bağlantısı vardı. Onu bir küçük şey yapayım. Hani kapatalım isterseniz. Hayır, ben de bu konuda söyleyeceğim. Özür dilerim. Sadece şunu söyleyeceğim. Yani bu yayın organı etrafında örgütlenme diye bir şey vardır. Bir yaklaşım vardır. Bu yazılı olur, sözlü olur. Şimdi bizim için Açık Radyo bu işlevi gördü. Ve inanılmaz şeyler çıkıyor ortaya. Yani bu yaptığımız programlarda böyle insanlar bizim hiçbir zaman gerçekten bilemeyeceğimiz şeyleri birer taşını koyuyor onlarda. Ama ortaya yavaş yavaş bir yapı oluşuyor. Yani adalar neden değerli sorusunun cevabını yavaş yavaş oluşturuyoruz. Evet. Pardon, yani sadece onu söyleyeceğim. Tamam, şimdi ben de şeyi söyleyecektim. UNESCO tarafından 13 Şubat Radyo Günü ilan edildi ve epeydir bu Radyo Günü kutlanıyor. Çünkü 2016'da hatta, yani her sene bir teması var. Mesela Açık Radyo'nun da bu seneki teması müşterekler. Çok çok ihtiyaç duyduğumuz bir şey gerçekten, müşterekler. O 2016'da mesela olağanüstü hal ve felaket durumlarında radyo ilan edilmiş. Çünkü aşağı yukarı bir araştırma yapılmış ve %95, evet, gezegen nüfusunun %95'inin ne ulaşabilme yetisi kitle iletişim aracı olarak radyo. Bu tabii çok önemli bir şey ve de son olarak şeyle eklemek istiyorum. UNESCO'nun genel direktörü Irina Bokova'nın bir sözü var, çok değerli. Radyo toplumumuzun dışlanmış grupları başta olmak üzere en geniş kitlelere ulaşabilen kitle iletişim aracıdır. Özgür, bağımsız ve çoğulcu radyo, sağlıklı toplumlar için insan hakları ve temel özgürlüklerin getirilmesi için zaruridir. Alp Bey'in açtığı yerden devam etmek gerekirse, adaların değeri demişti çünkü. Hatta siz de az önce yetimhaneden bahsetmiştiniz. Belki orayı biraz açmakta fayda var. Yetimhane ile ilgili neler diyebilirsiniz? Yetimhane ile ilgili işte son bir gelişme oldu. Evet. İKOMOS tehlike altındaki dünya mirası bu yılki, iki yılda bir belirleniyor. Bu 7 bu nitelikteki yapıdan biri olarak yetimhaneyi seçti. Onun bir 3 boyutlu görseli var. Belki arkadaşlar onu yayına verebilirler bir internet sitesinde. Biz de konuşmayalım. Şimdi yani bu yetimhane şöyle, şimdi tarihçesini ben anlatmayayım onu. Fakat 1903'te Abdülhamit tarafından İstanbul Patrikhanesi'ne, Ortodoks Patrikhanesi'ne yetimhane olmak üzere veriliyor. Tabii bu çok önemli bir kültürel hareket. Neden öyle? Çünkü orfanaj, yani yetimhane, bütün dinlerin, mesela adalarda başka yetimhaneler de var. Mesela Kınarlı Adada bir Ermeni yetimhanesi vardır. Benim bildiğim Heybeli Adada bir Türk, yani Müslüman yetimhanesi var. Falan. Bunun adalar bir yetimhane mekanı olarak. Bu çok önemli bir şey. Çünkü şeylerin özellikle de baskıya, işte kıyıma uğramış grupların kendi gelecek nesilleri yetimhanelerde yetişir. Çünkü onların ebeveynleri ölmüştür, kaçmıştır, öldürülmüştür. Şimdi bu kadar önemli bir şeyi Abdülhamit din önayak olması. İstanbul'da başka yetimhaneler de var. Fakat bu Büyükada'da böyle bir şey var. Zaten biz de öyle görüyoruz ki şimdi Derya onları anlatınca daha hoş ortaya çıkar.
buranın adada bulunması, böyle önemli bir kurumun adada bulunması, bina değil önemli olan. Önemli olan bu kurum. Bu kurumun adada bulunması, adaların dünya mirası listesine girmesi bakımından bir şeydir, evet. Bir önemli unsurdur, evet. Bizce. Evet. Bilmiyorum, sende var, bu, tarihler var. Ekleyeceğim bir şeyler var. Şimdi burası 1898'de ilk olarak yapımı başlıyor ve dönemin çok ünlü mimarlarından Valori. Fransız Alexander Valori, ama Valori esas da Osmanlı vatandaşı. Ve bu binayı yaparken bütün bu Osmanlı'nın kozmopolit yapısını o binaya da aktarıyor. Biz bunları tabii bizim bu etkinliklerimize katkı sağlayan, bu konularda çalışan insanlar tarafından öğrendik. Bu da esasında adaların tam kimliğiyle örtüşen o kozmopolit yapısıyla örtüşen bir şeysi var. Şu anda durumu nedir? Yani fotoğraflardan gözüktüğü kadar arkadaşlar, evet, fotoğrafları verebilirler. O fotoğraflardan yani o heybetli ve şaşırtıcı büyüklükteki cüsseli binayı anlayabilirsiniz. Evet, yani adadan 60 yıldır atıl vaziyette duruyor. 64'ten evet, beri. Şimdi 206 tane odası olan ve ilk başta zaten bir otel olarak yapılması tasarlanmış. Bu kadar büyük olmasının sebebi o. Sonradan izin alınamadığı için dönüp yetimhane oluyor. Ve işte tam fiyatı aklımda yok ama yani sonuçta bu vagon firması var, bu şeyi yapan. Vagonli firması burayı yapan. Evet. Ve bunlar bu Orient Express esasında doğuyla batıyı birleştirme fikriyle kurulduğu için, yani İstanbul başlangıç noktası olmak üzere Avrupa'ya bağlıyor. Ama esasında burada amacı bunu büyük adadan bağlayarak oraya götürmek. Yani bu gelen bütün şeylerini, yolcularını alıp büyük adada bu muhteşem şaşırtıcı binaya, ormanın arasında Hristos Tepesi'nde, çünkü devasa bir yapı ve ormanın içerisine çıktığınız zaman, onu gördüğünüz anda gerçekten şaşırıyorsunuz. Bunun burada ne işi var? Dedirtiyor herkese. Zaten burada bunun burada işi ne varın arkası o kadar enteresan hikayeler. Yani bu bina bize neyi anlatıyor? Gerçekten başlığı bu. Arkasında anlattığı çok şey var. Bunları bilmek, öğrenmek çok değerli. Adalardaki çoğu yer esası bizim Zafer Akay'ın dediği gibi mimar, bulmaca adeta adalardaki, evet, çoğu bina. Peki burada bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunun yaşatılması meselesi var. Evet, onu mu diyeceğim? Şimdi bunun yaşatılması meselesi gerçekten, yarın bu konuda bir toplantı düzenlendi. İşte bu konuda fikirler oluşturulması için yapılan bir toplantı. Bunun yaşatılması gerçekten çok zor. Gerçekten çok zor. Şundan zor. Bu büyüklükteki bir ahşap binanın... Dünyanın en büyük ikinci ahşap binası. Avrupa'nın birinci. Şimdi bu büyüklükteki bir ahşap binanın restore edilmesi zaten akıl almaz maliyetler. Evet. Fakat aynı zamanda şöyle bir mecburiyet de getiriyor. Bu maliyet ancak buranın bir geliri olursa karşılanabilir. Yani kâr etmekten bahsetmiyorum. Ama hiçbir yer böyle, tamam, bazı şeyler olabilir, uluslararası destekler olabilir. Nitekim Avrupa Yatırım Bankası buraya bir takım şeyler veriyor. Seed money, ilk başta sulama, yani öyle bir para. Fakat o bir şey değil, devede kulak. Buranın sürdürülebilmesi de bir işe yaramasına bağlı. Evet, tabii. Bunun için vallahi bütün Türkiye gayret etmeli. Çünkü burası sadece adalara değil, bütün Türkiye'ye değer katacak bir binadır. Evet. Bu nasıl olur? Onu işte artık bir yol bulmaya çalışacak. Katılımcı bir şekilde aslında bunun tartışılması oldukça. Ne kadar katılınsa biraz pahalı bir iş var. Çok doğru, çok haklısınız. Aslında bunun sürdürülebilir olması
bir yandan aynı zamanda koruma altına alınması da bir yandan bu koruma planlarıyla da, imar planlarıyla da birebir alakalı. Ve bizim duyduğumuz kadarıyla 1/5000'lik imar planlarının bir iptal edilmesi durumu ortaya çıktı. Oradaki sürecin neresindeyiz? Oradaki sürecin neresinde olduğumuz konusunda çeşitli rivayetler var. Fakat şu anda planlar, yani 1/5000 iptal edilmiş durumda. Mimarlar Odası'nın açtığı, Danıştay'da açtığı. Bu planları hazırlayan kim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1/5000'i hazırlıyor. Evet. Ona dayanarak 1/1000'in hazırlığı sürüyordu. Anladım. Henüz şey edilmemişti, sonuçlandırılmamıştı. Onu Ada Belediyesi yapıyor. Fakat Ada Belediyesi de onu kendi yapmıyor. Bir müteahhit kuruluşa, taşeron kuruluşa vermişti. Tabii her ikisi konusunda da son derece tepeden yapılmış her plan gibi ciddi sorunlar var bizim açımızdan. Zaten bunlar ifade edildi. Yani en şeysi kapsayıcı metin. Şeyin hazırladığı, Adalar Kent Konseyi Mimarlık ve Şehircilik Çalışma Grubu'nun hazırladığı bir rapor vardır. En kapsayıcı, fakat en konsantre, kondans şey odur. Aklınıza gelen bir iki tane önemli madde varsa... Neler var orada? Esasında şey, yani bu iki kez bu planlar revize edildi. İki kez çalışıldı. Belki burada şeye değinmeden geçmeyelim. Adalardaki STK'ların çok ve etkili olma şeysi. Evet. Bu tepeden inmeci durum adalardaki bütün STK'lar baştan beri karşı oluyordu. Evet. Ve bu öyle bir güç birliği oluşturdu ki belediyeyi de, plancıları da, İller Bankası da, Çevre ve Şehircilik Bakanı her yeri zorlayarak bir katılımcı toplantıya sebep oldu. İki kez toplantı yapıldı. Arkadaşlarımız bu projeler için çok çalıştı. Burada Asu'nun ismini anmadan geçmeyelim. Bir fiil günlerce çalışıp ekip arkadaşlarıyla beraber, çünkü adalarda dediğim gibi çok plancı ve şey bir filkenleri de yaşıyorlar. Bütün önemli noktaları tek 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 çıkardılar. İki kez büyük bir masanın etrafında oturuldu tüm paydaşlarla beraber. Hatta küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizim Açık Radyo'da yaptığımız bir programda Şehir Plancıları Odası'ndan Akif Burak Atlar katılmıştı. Ve o programda şöyle bir şey söyledi. Ben hayatımda ilk defa bütün tarafların aynı masada oturduğu ve bu planları tartıştığı bir toplantı gördüm, dedi. Yani planlar iptal oldu. İşte sevinenlerimiz var, üzülenlerimiz var vesaire falan, ama 7 sene bir tarafta gitmiş oldu. Yani burada olay, bu kadar çalışma var, bu kadar şey var. Tamam, baştan 1/5000 hatalıydı değil mi? Yani olmayacağı belliydi, ama bu kadar zaman kaybedilmesi adalar için gerçekten kayıp. Bizim çok hızlı bir şekilde, sağlıklı ama artık bu modeli aynı tekrar etmeden, yani çok demode olmuş, tam da tersine bütün paydaşların katıldığı, özellikle adalı yerel insanların katıldığı toplantıyla yeniden planları yapmamız gerekiyor. Anladığım kadarıyla zaten bu imar planları deyip geçiyoruz ama aslında uzun lafını kullanırsak koruma imar planları. Evet, evet. Tabii, yani adalar ismi, söz konusu ismi, olduğu zaman. İsmi öyle zaten. Bir sit alanında yapılıyor bu plan. Sanki hiç öyle değilmiş gibi bir imar planı olarak ele alınmış. Koruma kullanma dengesini dikkate alarak gibi, tam anlamı da belli olmayan ve hatta mevcut adalıların, ada belediyelerinin, hatta belediye olmadan önce bile adalıların riayet ettikleri bir takım kurallar var. İşte belli yükseklikler, efendim belli bahçe boyları, belli bahçe aralıkları, belli dış duvar yükseklikleri. 60 santimi geçen yok, terbiyeden yok. Anlatabiliyor muyum? Yani terbiyeden öyle dolayı. Bir kültür, öyle bir kültür oluşmuş. Şimdi bu bütün bunları değişiyor. İşte şey, bilmem 500 metreye yapacak. Neyse, yani detaya girmeyeceğim. Ama önemli olan, yani adanın terbiyesine aykırı da bu planlar aynı zamanda. Evet. Çok, çok. Bir kere tema parklar yapıyorlar. Yani bunu adeta bir şehrin bir şehirmiş gibi düşünüyor. Ada olma özelliğini de düşünmüyor. Evet. Bu tarihi yapısını da. Evet. Yani orada bu planları yapanların en basit gelip 3-5 gün adada yatıp kalkmaları lazım. Sabah kalktığında ne duyuyor? Konuştuğunda, yani büyük adayı eğlence şeysi yapmış. Ada öyle bir yapısı var ki çanak. Yani yukarı merhaba diyorsun, o karşıda yankılıyor. Yani bunlardan habersiz. Tabii bir plan çıktı. Ulaşım çok önemli. Biliyorsunuz adalarda yani senelerdir faytonlar
toplu taşıma, vapurlar, pahalı taşıma, adalar arası ulaşım, yani bir problem yuva var ve ısrarla çözülmüyor. Herhangi bir şey yok. Maalesef işte anlıyorum. Baştan zaten çok yani birkaç kelimeyle geçiştirilmiş böyle bir plan. Biz birkaç kelimeyle geçiştirmeyelim, belki altını çizelim çünkü bizim dışarıdan takip ettiğimiz kadarıyla. İnan ki siz orada bize bir 5-6 tane 45 dakika vermemiz gerekir. Bu yetmez. Yani tabii 1/5000'de olmadığı için 1/5000'in uygulama planı olan 1/1000'de de yok. Evet. Onun için yerel yönetim de kısmen içinde olmak üzere. Evet. Fakat merkezi yönetimin yerel uzantısı, hı-hı, kaymakamlık efendim polis falan, bunlar da kendi kafalarına göre bir ulaşım şeysi oluşturmaya çalışıyorlar. Evet. İşte at arabalarını zaten modern olmadığı için ondan sonra sevmiyorlar. Evet. Onun yerine elektrikli araç koyalım diyorlar. Oradaki süreç nasıl ilerliyor? Yani Pythonları mı diyorsunuz özellikle? İşte uğraşılıyor. Pythonlarda şöyle bir durum var. Yani aşağı yukarı 7 senedir Pythonlara bir tarife falan verilmiyor. Bunun üzerinde yetkisi olan çok fazla kurum var. Ben bir saydımdı. 13 tane farklı kurum var. İşte UKOME'ye bağlı, Büyükşehir'e bağlı, Kaymakam'a bağlı, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, İlçe Belediyesi'ne bağlı. Birisi işte fışkısını temizliyor, birisi bilmem ne cezası yapıyor, kimisi Dolayısıyla bürokrasiden ama dolayı bir atıllaşma durumu mu var? Sadece mesela? O değil. Niyet. Alp'in dediği çok doğru. Niyette sıkıntı var. Yani bugün adadaki gönüllü insanlar, mesela Şahika Hanım var, o kendisi oturup tek başına çalışıp bir fayton yönetmeliği yaptı. Son derece başarılı. Bugün onu uygulamaya koysalar, ki her tarafa da yollandı, problemlerin çoğu kalkacak. Ama bu bir niyetsizlik ve bilmiyorum arkasında ne var. Gerçekten birkaç tane arkasında ticari evet, bir şey bile olabilir. Yani adalara araç sokmak, o araçları satmak ondan sonra gibi bu kötü niyet. Bu şekilde belki ama imarın açılma şeyleri mi aranıyor falan bilmiyorum. Yani bu sadece kafamızda gerçekten olan sorular. Kimseye buradan bir şey yöneltemeyiz ama bu gördüğümüz yönetmeme hali bize bu soruları sorduruyor haliyle. Bir otomobil markasının elektrikli araçlarının tanıtımı adalarda yapıldı. Yani bunu düşünün. Ve yani o kadar elleri zayıf ki faytoncu, yani burada faytoncunun da kendisine bakması lazım. Çeki düzen vermesi lazım. Görüntüler hiç hoş değil. Atlara olanlar, başına gelenler değil. Ama at girişi yasak. Elinde belli bir at sayısı var. Fayton belli. At girişi yasak olduğu için karantina alanı yok. Hastalık var. Haliyle ne oluyor? Müthiş bir turizm baskısı var. Araplar akın ediyor yani. Ve o faytona binmek istiyor. Evet. Atlar yetersiz olunca yani her şey net, birbirine açık bağlı gözüküyor. Hı. Çözüm de açık gözüküyor. Adalılara gerçekten bıraksanız şu anda çoktan hallolmuştu. Evet. Ama bu 13 kurum her nedense bir şey yapmıyor. Aslında anladığım kadarıyla oradaki sorun bunun şeffaf bir şekilde masada olmamasından kaynaklı. Yani öyle olsa çözülür. Çözülür. Katılımcı bir şekilde. Evet, çözülür. Katılımcı olsa tabii ki çok daha hızlı çözülür eminim. Peki bu vapur meselesiyle ilgili, yakın zamanda vapur saatleriyle ilgili, seferle ilgili kısıtlamaya orada getirdim, kandırıldık diyebilirim gerçekten. Evet, ama bizim duyduğumuz kadarıyla oradaki hatta sivil toplumdan, sivil girişimlerin ortak bir çalışmasıyla aslında ben resimlerini yollamıştım, bilmiyorum yayınlarlarsa. Sivil şeyi göreceksiniz. Sizin tarafınızdan mı dinlemek isteriz? Nasıl ilerledi o süreç? Peki. O süreç şöyle gelişti. Bir kere yılbaşından bir gün önce biz basında bir gördük ki adalar Beşiktaş vapuru kalkıyor. Ne bir bildirim var, ne bir şey var. Ben Beşiktaş gişesine gittim, vapur iskelesine. Haberleri yok. Onlara dahi gelmemiş. Neyse biz hemen bütün sivil toplum olarak toparlandık. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Çünkü çok ana arter Beşiktaş. Biliyorsunuz hem vapurlar var, hem burada Dentur var, işte Mavi Marmara var, daha özel bir ismini unuttum. Özel İDO var. İDO var. Yani ihaleye çıkarılmış deniz taşımacılığı var.
Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Daha doğrusu şunu şöyle toparlayayım. Biz hemen hop 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 organize olduk. Pankartlarımızı aldık, gösterdiniz herhalde. Evet, ve işte vapurumuzu geri istiyoruz diye. Evet. Onun üzerine Adalar'ın CHP, İBB Meclisi'ndeki CHP üyesi Kevork Bey bir şey verdi, soru önergesi zannedersem, değil mi? Meclise ve orada o anda bir söz aldı İBB'den. Tamam, biz bu vapuru tekrar geri... Sözü veren de aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir üye. Evet. Ama yani artık zaten ona çok alıştık. Mesela Adalar'da da Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanı şey diye meydanı yapıyoruz, hepinize iyi olsun falan. Yani belediye değil, bilmem fen işleri diye, bilmem ne diye. Böyle bir adet var. Orada böyle bir üye de demiş ki tamam, bu meseleyi çözdük, işte öbür gün başlıyor demiş. Olmadı tabii. Olmadı gerçekten. Biz olmayınca hadi öbür hafta tekrar daha yapalım dedik. Yaptık. Kent konseyinde toplantılar yaptık. Her yere yazılarımızı yazdık vesaire. Ama inanılmaz bir şekilde ne cevap var. Yani beyaz masaya da müracaatlarımız var. Her yere ya biz vatandaşız. Biz istiyoruz, talep ediyoruz. Ana arter. Şimdi bakın, ben öğrenci kimliğim var hala. Ve 2.60 kuruşa gidiyorum Beşiktaş Adalar'da. Evet. Şu anda nasıl gidebiliyorum biliyor musunuz? 7,5 lira vererek Beşiktaş'a gidiyorum. Ve dönüyorum 7,5 lira. Günde 14 lira. Yani eğer 5 gün gittiğimi varsayasanız 350 liraya falan geliyor sadece vapur kısmı. Yani ne oluyor burada? Kamunun bana hizmet vereceği yeri kamu bana kesiyor, değil mi? Evet. Ve özel sektöre kaynak aktarıyor. Ve vapurlarda yer yok. Halen kışın dahi yer yok. Şu anda gittiğinizde ayakta gitmek zorunda kalıyorsunuz belli saatlerde. Bir de yaza doğru turizm baskısı da giderek artıyor. Yani inanılmaz para kazanılıyor. Yani kimse bunun üzerinden de bir şey argüman geliştirmesin gerçekten. Evet. Ama benim için, yani bizler için değerli olan sivil toplumun burada bir arada ve şey yaparak tartışmayı açmaya çalışması. Evet, sanırım demek ki vapurlarda bir sivil toplum olarak Adalar'da az sayıda kalmışız. Belki burada Adalılara ben bir şey söylemek istiyorum. Azla olmuyor. Daha çok ihtiyacımız var. Evet. Tabii kuruluşlar, yani böyle işte gönüllü kuruluşlar son derece aktif. Evet. Yani saymıyoruz şimdi, bir kısmı sayılmış olduğu için. Evet. Son derece aktif. Eskiden beri de böyle olmuş. Evet. Fakat bunlar tabii bu kuruluşlar ilgililerin oluşturduğu kuruluşlar olduğu için aktifler, ama böyle yaygın bir katılım bu tür vatandaş, yurttaş hakları konusunda maalesef yok. Evet, çok iyi anlıyorum. Peki başladığımız noktaya geri dönersek, bu UNESCO sürecinde bir sonraki adımlar nedir? Yurt dışı örnekleriyle kıyasladığımız zaman bu sürecin nereye gitmesi, kısa vadede nereye gitmesi en doğru olur? O konuya dair ne söyleyebilirsiniz? Ben istersen örnekten bahsedeyim, sen de geri kısmının tamamını. Şimdi örneğin iki tane örnek size aktaracağım. Bir tanesinin içinde ben oldum ama görevli olarak değil, turist olarak oldum. Benim kızım Sera UNESCO'nun bazı projelerinde çalışıyor Amerika'da şu an. Bunlardan bir tanesi Panama'da Costa Viejo diye bir bölge. Bu 1790'lardan filan günümüze kadar kalabilen bir bölge. Burada şöyle bir şey olmuş, korunarak gelmiş fakat içerisinde bayağı bir gangster çeteleri filan yer almış. Orada biliyorsunuz bu, yani uyuşturucu üzerinden ticaret de var ve bunun üzerinden kendilerine gelir sağlamışlar. Evet. Şimdi burası 1997'de bir UNESCO'ya dahil olmuş ve ben gittiğimde aşağı yukarı 3 sene önce filan gitmiştim. Hala o süreç işliyordu fakat benim şahit olduğum şu, çok iyi bir süreç işlemiş. Şöyle bir şey yapmışlar, yereli oradan uzaklaştırıp çıkarmamışlar. Bu çetelerin başlarındaki kimlerse onları da, onların elemanlarını da bu çalışma sektörünün içine almışlar. İnşaat işçisi olmuş, patronu olmuş vesaire ve bunları atmadan buraya işte sosyal sigortaları vesaire yapılarak yavaş yavaş... Nüfusu dönüştürmüş. Evet, yani bir de yani...
güvenliği sağlamış. Eğer bunları dışarıya atsan o bölge güvenli olmayacak, yine turist gelmeyecek. Yani burada Narmanlı gibi pasta evler yap, koy kremalı ama o güvenliği de yok. Bir de bu evlerin dönüşümünü ben şöyle gördüm. Hepsinde son derece özünü koruyarak, mümkünse hiç yıkılmadan yapılmış. Şöyle bir şey yapmışlardı orada, yani ben bunları hep kızımdan dolayı öğrendim. Sanatçılara ve oradaki yerel zanaatçılara emlak ofisleri de var. Dörtte bir fiyatına kiralanıyor. Ne kadar çok sanatçı olursa o kadar çok oraya değerini koruyacağını, kent örgüsünün içerisinde olacağı. Bu tamamen tersi. Bunun içerisinde hiç devlet yok. UNESCO geldikten sonra buraya çok uluslu şirketler gelmişler ve UNESCO onlara bir şekilde neler yapması gerektiğini. Ama burada şöyle bir şey yapmışlar. Çok enteresandı. Bütün mesela hani Amerika'ya yakın olduğu için benim kızım MIT'deydi işte. O zaman bütün MIT'ye bu yazmışlar. Orada şehir plancı, tasarımcı, mimar olanların, burada çalışmak isteyenlerini oraya alıp burada projelerde o şekilde çalıştırmışlar. Kızım da o zaman öyle olmuştu. Ve yaratıcı şeyler çıkmış. Devlet destekli yürütülen bir proje var. Evet, burada da ben bulunmadım. Burada kızım çalıştı. Malezya'nın Georgetown adası. Bu adalara çok benziyor dedi bana. Burada da Çin, Hint, Malezya, Hristiyan, Ermeni ve İngiliz mimarisinin bir karma şeysi gelişmiş. Çok enteresan. Buradaki müracaatları, bu karma mimaride şaphaz denilen bir şey gelişmiş. Ve şehir bunlarla, yani aşağıda iş yerleri var, üst katta yaşıyorlar. Bunu bana Sera şöyle bir şey söyledi. Yani adalara çok benziyor ve benim çalıştığım bölgelere baktığım zaman adalar, yani bizim İstanbul adaları gerçekten çok hak ediyor UNESCO'ya girebilme potansiyeli var dedi. Bu şaphazlardan bahsederken de işte bizim adalarda, köşklerde, sayfiye mimarisinde, bahçelerinde, peyzajında olan o kozmopolit yapıyı da burada görebiliriz. Peki, dedi. Peki adalar bu iki deneyimden ne çıkarabilir? Şimdi tabii her bölge farklı. Yani ve kendi özel şartlarına göre gelişiyor. Evet. Şimdi biz de aynen bunu bulmaya çalışıyoruz aslında. Yani adada bu bizim adalarımız, adalar öyle diyor, hepsini kullanıyoruz. Evet. Adalarda nasıl bir izleyeceğiz? Fakat bu işin prosedürü belli. Kültür ve Turizm Bakanlığı UNESCO'ya başvuracak. İlk önce kendisi kabul edecek bir önceyi. Onu da İKOMOS'la beraber yapıyor. Ondan sonra da UNESCO'ya başvuracak. Şimdi biz istiyoruz ki, ya daha doğrusu şu anda öyle görüyoruz ki, bu geniş katılımlı bir kavram oluşturma sürecinden sonra sadece şey değil, bir değer tespiti değil bu. Bu tespit edilen değerler üzerine bir kavram oluşturarak, yani bu işin hikayesini yazarak, adaların hikayesini yazarak adaların bir dünya mirası olduğunu ortaya koyalım. Kültür Bakanlığı da kabul etsin, UNESCO da kabul etsin. Dünya kabul etsin ve biz de ona sadık kalalım. Çok güzel. Anladığım kadarıyla aslında her ne kadar geç olsa da 7 senelik bir bu imar planlarından dolayı geç olsa da aslında tam zamanı. Çünkü yeni bir plan yapılması söz konusu. İstiyoruz. Evet. İstiyoruz. Ama tam zamanı olduğunu altını çizelim. Evet. Buradaki aslında vatandaşlara da güvenilirse burada katılımcı ve cidden hani belki kayda değer bir koruma planı yaratılabilir. Hatta belki bahsettiğimiz sanırım altını çizmekte fayda var. Avrupa'da tehlike altındaki 7 kültür mirasından biri olarak sanırım tespit edilmiş adalar. Adalar değil. Sadece yetimhane. Sadece yetimhane binası. Tamam, okeydir. Yani belki o zaman şöyle altını çizelim. O yetimhaneden o itici güçle belki adalarda daha büyük bir kültür mirası çerçevesi çizilebilir. Tabii burada bir şey çok önemli. Saatimiz bitti. Sonra burada bu işin yurttaş girişimiyle olması lazım ve doğası gereği aslında yerel yönetimin böyle olmaması lazım. Merkezi yönetimle yurttaş arasında her zaman bir şey vardır. Bir karşıtlık vardır diyelim. Ama yerel yönetimin böyle olmaması lazım. Onun için istiyoruz ki
hem adalarda yaşayanlar hem de onlarla birlikte yerel yönetim bu konuda elinden geleni yapsın, bir baskı gücü oluştursun ve bu amaçlara ulaşmak konusunda hep birlikte davranalım, çalışalım. Muhteşem. Ben bir iki bir şey daha söyleyebilir miyim? Bu 7 miras arasına girmesine sevindik. Ama sevinirken esasa dönüp arkasına baktığımızda bu hale nasıl geldi bu bina deyip üzülmemiz lazım. Adaları da esasında biz bu şekilde bırakırsak daha adaların K7 kaybolmakta olan şeysi diye bakacağız. Evet. Tam da burada üzülmemiz gerekiyor. Bu imdat denilen binalar değil de hızlıcana şey yapmak lazım. Plan yapmak lazım. Girişimlerin diğer adalar ekseninde çalışan sivil girişimlerle beraber böyle bir baskı yaratıp aslında pozitife peki çevirebilecek bir durumda olduğumuzu onu umuyoruz. Onu umuyoruz. Başka çare, yani başka türlü gitti. İzin verirseniz şeyi söyleyebilir miyiz? Dünya Mirası Adalar bir Facebook sayfamız lütfen var. Twitter'ımız var. Bizi lütfen buradan takip edebilirlerse. Bir de Açık Radyo'da her salı saat 14'te Dünya Mirası Adalar programı yapıyoruz. Biz de destek olunuz diyoruz. Adalar hepimizin değil mi? Adalar hepimizin. Çok teşekkür ederim. Evet, bu sefer 66. programımızın, şehir hepimizin programında adalardan Dünya Mirası Adalar girişimini ağırladık. Kendileri katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki haftaya kadar bizi takip etmek isterseniz İstep'imizin sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Çok sevgiler. Teşekkür.